İnsansız hava araçları veya bilinen diğer adıyla dronlar için havalanma zamanı. Günümüzde çoğu şirket bu araçları hem daha akıllı hem de daha ufak üretmek için çalışmalarını hızlandırmış durunda. Drone üreticilerinden DJI, Zenmuz X-T adlı en son ürettikleri uçan aygıta termal görüntüleme kamerası yerleştirmiş. Las Vegas'taki ses fuarında tanıtılan aygıt, yangın söndürme dahil birçok uygulamanın potansiyelini içinde barındırıyor. İçinde çok önemli uygulamaların geliştirilmesine imkan verir nitelikte bir termal kamera var. Aynı zamanda endüstriyel denetim ve tarım sektöründe de kullanılabilir. Fakat benim için en önemlisi hayat kurtarıcı bir potansiyele sahip olması. Zor arazi bölgelerine gider ve kaybolan insanları bulabilir. Hatta ısı algılayıcıları sayesinde bu görevi geceleyin bile dakikalar içinde yerine getirebilir. Şimdi Lily adlı bu aygıtla buluşuyoruz. Üreticileri onu drone olarak değil, uçan bir kamera olarak tanımlıyor. Dünyanın ilk at ve çek kamerası olduğu söylenen Lily, heyecan arayan koşucular, atlayıcılar, dalıcıların havadan videolarını çekmesi için üretilmiş. Üzerinizde taşıyacağınız takip cihazı sayesinde Lily'yi havaya fırlatır fırlatmaz havadan selfie videolarınızı çekmeye başlıyor. Lily'yi sırt çantanızda taşırsınız ve bileğinize de takip cihazınızı takarsınız. Bir şey yapacağınız anda, örneğin bir atlayış yapacaksınız, Lily'yi çıkarır, havaya atar ve sonra siz atlar yere inersiniz. Atlayışınız 30 saniye sürerse 30 saniyelik harika bir videonuz olur. Lily havada yaptığınız hızlı hareketleri ağır çekim video olarak da çekebilir. Lily istediğiniz anları havadan yakalamanın bir yolu, havaya atın ve o anınızı ölümsüzleştirin. Çinli drone üreticisi Volkira bu hızlı gelişime ayak uydurarak heyecanlı yarışlar yapabilen Runner 250 adını verdiği bir drone üretmiş. Saatte 35-40 km hız yapabildiği söylenen bu 4 pervaneli robot helikopter, yarış tutkunları düşünülerek üretilmiş. Aygıt kullanıcıya gerçek pilot görüşünü yaşatmak için sanal gerçeklik başlıklarıyla da kullanılabiliyor. Drone yarışı temelde farklı boyutlarda ve sınıflarda 4 pervaneli robot helikopterlerin havada uçurulmasıdır. Hızlıca havada uçarken sert dönüşler yapmalı ve yolları bulmalısınız. Temel olarak herhangi bir şeye çarpmadan aygıtı en hızlı uçurabilen kişi yarışın şampiyonu olur. Gelecekte binlerce drone'un tepemizde zırıldayarak uçması güvenlik endişelerini de beraberinde getirmiştir. Belçikalı drone üreticisi Flye bu yuvarlak insansız uçan aracı kişisel uçan robot olarak tanımlıyor. Dış yapısının içinde saklanan pervanelerle tasarlanan aygıtın dünyanın en güvenli drone'u olduğu söyleniyor. Piyasada talebi artırmaya çalışıyoruz. Bu sayede dronlar insanlara, çevreye, pahalı ekipman ve binalara yakınlaşarak iç mekanlara uygun hale gelecek. Fakat yine de dronlar insanların kolaylıkla ulaşamadığı yerlere havadan gidip resim ve videolar çeken aletler olarak kullanılmaya devam edilecek. Küresel teknoloji harcamalarında bu yıl %2 düşüş bekleniyor olmasına rağmen ticari drone satışlarının gelecek 10 yıl içinde artacağı tahmin ediliyor. Özellikle film yapımı, haritalama ve afet yardımı uygulamalarının bu artışı etki edeceği söyleniyor.